أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا معين 7. lema بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن فأخرج شطحه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغذر بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورة فتن bu üç ayetinin çok vücuhu icazı vardır. Kur'an'ın mucizül beyanın vücuhu külliye icaziyesinden ihbar-ı bil gayb veçhi şu üç ayette 7-8 veçhle görülür. Kur'an'ın mucizelerinden sadece bilinmeyenden haber vermesi cihetinden bir icazını ortaya serecek. Yedinci lema tamamen bu Fetih Suresinin son 3 ayetinin tefsirinden oluşuyor biliyorsunuz. Birincisi, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا İlâ ahir. Fetih Mekke'yi vukuundan evvel katiyetle haber veriyor. 2 sene sonra haber verdiği tarzda vuku buluyor. Şimdi bunları anlayabilmek için bir bilgilerimizi tazeleyelim. O da şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya görüyor. Rüyayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere anlatıyor ve doğruluyor. Ne görmüş? Mescid-i Haram'a girdiklerini müminlerin, saçlarını kısaltıp Kabe'yi tavaf ettiklerini ve bunu saçlarını, sakallarını kısaltıp kesip Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve bunu hiç korkmadan yaptıkları. Bu rüya şu manaya geliyor. Diyor ki Fethi Mekke. Yani bu rüya 628 yıldır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra bu rüyayı görüyor ve umreye niyet ediyor. Kısacası 628 yılında Mart veya Nisan ayı umreye gitmek niyetiyle 1500 sahabesini beraberine alıyor, umreye gidiyorlar. Yanlarında sadece yolcu silahı var, onun haricinde başka silah yok. Hudeybiye denilen mevkide duruyorlar, Mekke'ye 17 kilometre ötede. Bu 17 kilometre ötedeki yerde duruyorlar, elçi yolluyorlar. Fakat birinci elçiyi Mekke'li müşrikler azarlıyorlar, kötü davranıyorlar, geri gönderiyorlar. Onun yerine Hazreti Osman'ı gönderiyorlar. Hazreti Osman ise gayet iyi karşılanıyor orada akrabaları olduğu için. İsteklerini, dileklerini söylüyor. Ondan sonra kendisine müşrikler Kabe'yi tavaf etme izni veriyorlar. Fakat Efendimiz'in olmadığı yerde ben tavaf etmem diyor Hazreti Osman da. Böylelikle Mekke'li müşrikleri sinirlendiriyor. 3 gün onu alıkoyuyorlar. Bu 3 gün içerisinde Peygamber Efendimiz'e ve sahabilerine Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi geliyor. Öyleyse Efendimiz sahabelerden biat istiyor. Rıdvan biatı deniyor. Semure ağacı veya Hadba ağacı denilen sakız ağacının altında 1500 sahabisinden biat alıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar
Hazreti Osman'ın şehadeti üzerine çarpışacağız diye. Ondan sonra Hazreti Osman'ı serbest bırakıyorlar. Hazreti Osman'ın serbest kaldığını ve şehit edilmediğini öğrenince ondan sonra bu savaştan vazgeçiliyor. Fakat umre niyetiyle gelmişler. Umre niyetinde ondan sonra umre niyetindeler fakat Mekke'den üçlü bir heyet geliyor biliyorsunuz. O üçlü heyetle Hudeybiye Anlaşması imzalanıyor. Başlarında Süheyl bin Amr var. Süheyl bin Amr biliyorsunuz Hazreti Ali katipliğini yapıyor. Bazı şeyleri çıkartmasını istiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O ise Süheyl bin Amr karşı çıkıyor. Bismike Allahümme deyin. Niye diyorsunuz? Bunlar meşhurdur. Ondan sonra Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed diye yazdıracak. Fakat ona da karşı çıkıyor. Ben senin diyor Resulullah olduğunu bilseydim zaten diyor karşı çıkmazdım. Onun için ondan sonra Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazın diyor. Hatta bunları Hazreti Ali Efendimiz yazmıyor. Ondan sonra Efendimiz kendi eliyle çıkıyor. Neyse görünüşte Müslümanlar için gayet ağır şartlar içeren bu anlaşma ilk sene mesela umreye gelmeyecekler. Hiçbir şekilde Mekke'ye girmeyecek Müslümanlar. İkinci sene izin veriyorlar. Ayrıca mesela biliyorsunuz Müslüman olup da sonradan tekrar şey yapan Mekkeli müşriklere gelenleri Mekkeli müşrikler iade etmeyecekler. Fakat bir müşrik Müslüman olmuş, Müslümanlara sığınmış, onu Müslümanlar tekrar iade edecekler müşriklere. Gibi ağır şartlar içeren Hazreti Ömer'in şiddetle karşı çıktığı, birçok sahabenin de karşı çıktığı bir şey gerçekleşiyor. Hudeybiye Anlaşması ama İslam tarihinde dönüm noktası. Fe'alimi ma'lem ta'lem. Yani biz bilmeyiz, Allah bilir. İşte 1 Ocak 630'da bu anlaşmayı bozan müşrikler İslam ordusu 1 Ocak 630'da yola çıkıyor. 11 Ocak 630'da Mekke'yi fethediyor. Lekad sadakallahu rasulehu ru'ya ila ahir. Fethi Mekke'yi rukundan evvel katiyetle haber veriyor. Daha o sırada bu ayetler yok. Çünkü Fetih Suresi bu Hudeybiye Anlaşması'ndan dönüşte ondan sonra sabah namazından önce veyahut da sabah namazından sonra indirilmiş. 29 ayet. 2 sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. Fece'ale min düni zelke, ikincisi, fece'ale min düni zelke fethan gariba. Bundan daha yakın fetihler. Yani Mekke'nin fethinden daha yakın fetihler. Efendimiz bir ay sonra, bu Hudeybiye Anlaşması'ndan bir ay sonra Hayber'in fethi için ordusuyla Hayber'i kuşatıyor. Ve bütün Arap kavimleri bu hadiseyi izliyor. Sonucu merak ediyor. Ve sonuçta Hayber'i fethediyor. Aslında fetih bundan daha büyük bir fetih var. 18 yıl içerisinde Müslümanlar sayısı belli bir yere ulaşmış. Fakat 628'den 629'a kadar birazdan söyleyecek üstadımız. Ondan sonra Müslümanların ne kadar Müslüman olmuş da o kadar sayısı 2'ye katlanıyor. Sulh-u Hudeybiye çendan gerçi İslam aleyhinde görülmüş ve Kureyşliler bir derece galip görülmüş olduğu halde manen Sulh-u Hudeybiye yani Hudeybiye Barış Anlaşması manevi büyük bir fethi hükmünde olacak ve sair futuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Fil hakika Sulh-u Hudeybiye ile çendan gerçi maddi kılıç kınına muvakkaten geçici olarak konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barikayı asa elmas kılıncı çıktı, kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle, barış münasebetiyle birbirleriyle ihtirat ettiler, birbirleriyle karıştılar. Mehasin-i İslamiyet, İslamiyet'in güzellikleri, Envar-ı Kur'aniye, Kur'an'ın nurları,
İnat ve taassubat-ı kavmiye, kavmi bir taassup ve inat, inatla perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahiye harp olan, bir harp dahisi olan Harit bin Velid ve bir dahiye siyaset olan Amr İbnül As mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'an'ı, Kur'an'ın kılıcı onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal inkiyat, mükemmel bir şekilde baştan eğerek İslamiyet'e gerdandane teslim olduktan sonra Hazreti Harit bir Seyfullah şekline girdi ve Futuhat-ı İslamiye'nin bir kılıcı oldu. Yani şöyle, sene 629 Kassaniler İslam elçisini, peygamberimizin onlara iman için, Hristiyan Araplar bunlar, gönderdiği elçiyi şehit etmişler. Efendimiz 3000 kişilik ordu tertip ediyor ve bir mucize gerçekleşiyor aslında. Diyor ki bu ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olsun. Eğer o şehit olursa yerine Cafer İbni Ebi Talip geçsin. Eğer o şehit olursa Abdullah İbni Revaha geçsin diye önceden ferman etmiş. İşte bu Hristiyan Araplar ise Bizans'tan yardım istemişler. Bizans onlara 100 bin kişilik ordu göndermiş. Toplam 120 bin kişi. Karşılığında 3 bin kişilik İslam ordusu. Peygamber Efendimiz Medine'de. Bunların gittiği yer ise Suriye'de. Olayları naklen yayınla Efendimiz anlatıyor. Şimdi savaş başlıyor. Diyor ki şu anda diyor bayrak diyor Zeyd bin Harise'de diyor şehit oldu. Biliyorsunuz 19. mektupta mevcut. O şehit oldu. Diyor şimdi diyor Cafer İbni Ebi Talip'te o da şehit oldu. Peşinden Abdullah İbni Revah aldı diyor. O da şehit oldu. Kısaca anlatıyorum. Bundan sonra bir müddet duruyor. Diyor ki şimdi diyor Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı deyip Harit bin Velid'i anlatıyor. Ondan sonra gelen insana da aynen bu anlattıklarını anlatıyor. Diyor ki aynen öyle oldu diyor gelen kişide. Futuhat-ı İslamiye'nin bir kılıcı oldu. İşte Harit bin Velid o savaşta harp dehasını gösteriyor. Şimdi ben çok merak etmiştim. 120 bin kişilik Hristiyan ordusuna karşı 3 bin kişilik 3 tane de komutanı şehit olan bir ordu acaba kaç şehit vermiştir? İşte ve yaklaşık 2 gün sürmüş bu harp. Dedim ki herhalde ordunun büyük bir kısmı kırılmıştır. O savaşta 3 komutanla beraber 12 kişi şehit olmuş. İşte bu Allah'ın yardımıdır, inayetidir. Ve burada Harit bin Velid'in hakkını da yememek lazım. Çünkü ordunun sağ cenahını sol cenahla, sol cenahını ortayla böyle yerlerini değiştirip karşı tarafın şeyini kırmış. Dayanma gücünü kırmış. Mühim bir sual. Fahrül Alemin ve Rabbü Habibi Rabbül Alemin Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı şirk koşanlara karşı Uhud'un nihayetinde, Uhud'un sonunda ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetin hikmeti nedir? Biliyorsunuz Uhud'da 70 sahabesini Efendimiz kaybetmiştir. Bunların içinde amcası Hazreti Hamza da mevcut. Ve Huneyn'in başında biliyorsunuz Mekke'yi fetheden İslam ordusu 10 bin kişiydi. 2000'de orada katılıyor. Bazıları ganimet için katılan müşriklerden oluşuyor. 12 bin kişi de Huneyn'e gidiyor. Fakat İslam ordusu daha savaşın başında o 20 bin kişilik işte müşrik ordusuna karşı bir nevi bozguna uğruyor. İşte bunun, bu mağlubiyetin hikmeti nedir? O sırada Efendimizin çevresinde 8 kişi kalmış.
Hatta Hazreti Ali Efendimiz, yiğitlik kahramanı, diyor ki biz diyor savaşın çok şiddetlendiği anda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına sığınıyorduk. Şimdi bakalım bu şeyin hikmeti neymiş? El cevap, müşrikler içinde o zaman saf-ı sahabede bulunan ekabir-i sahabeden, büyük sahabelerden istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı yazarında şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı yazarında bütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye hasenat-i istikbaliyelerinin yani gelecekteki iyiliklerinin bir mükafat muacelesi, bir acil mükafat olarak mazide, geçmişte onlara vermiş, bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler, belki suyuf korkusuyla, kılıç korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. O fıtri yiğitlikleri çok zillet çekmesin. Üçüncüsü, la tehafun, korkmadan. Kaydıyla ihbar ediyor ki, sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki Ceziretül Arap'ta, yani Arap Yarımadası'nda Bedevi akvam, yani Bedevi kavimlerinin çoğu düşman olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azamı düşman iken, büyük bir kısmı düşman iken yakın bir zamanda hiç havf hissetmeden, hiç korku hissetmeden Kabe'yi tavaf edeceksiniz ihbarıyla Ceziretül Arap, yani Arap Yarımadası itaat altına ve bütün Kureyş İslamiyet içine ve emniyete tamme vaaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi vuku gelmiştir. 628'de inen, yani Peygamber Efendimiz ve sahabeleri Hudeybiye anlaşmasını yapmışlar, dönüyorlar. Döndüklerinde Fetih Suresi iniyor. İnna fetahna leke fethan mubina ila ahiril ayet. Sonunda da bu üç ayet. Bundan sonra şimdi tefsirini okumuş olduğumuz orada anlatılıyor. Yani 628 yılında hiç korkmadan Arap Yarımadası'nı, hatta Mekke'nin fethedileceğini, bundan daha yakın fetihlere olacağını belki biz rüyamızda görsek inanamazdık. Ama Kur'an mucizane bize rehber veriyor. Hüvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînin hakkı liyuzhirehu aleddîni küllihî. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın kemal-i katiyetle ihbar ediyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın getirdiği din umum dinlere galebe çalacak. Umum dinlere galip olacak. Halbuki o zaman da yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri ve Roma, Çin ve İran hükümeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan Cihangir devletlerin ediyanı resmi dinleri iken kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın getirdiği din umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor, haber veriyor. Hem gayet vuzuh, gayet açık ve katiyetle ihbar ediyor. İstikbal o haberi gaybi, gelecek o gaybi bilinmez haberi Bahri Muhit-i Şarkı'dan
yani Büyük Okyanus'tan Bahri Muhiti Garbi'ye kadar, Atlas Okyanusu'na kadar kılıcın uzanmasıyla, İslam kılıcının uzanmasıyla tasdik etmiştir. Yani Efendimizin o sırada 1500 tane sahabeyle gitmiş Hudeybiye'ye. Bir kısmını da bin küsür tanesinde Medine'de bırakmış. Yaklaşık Müslümanların epi topu 5000 veya 6000 kişi olsun. Hadi diyelim 10.000 kişi olsun. Diyor ki bütün dinlere galip gelecek. Yani aynen Kur'an'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiş. İşte Osman, işte Selçuklu. Beşincisi, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ alel küfâr ruhamâ beynehum terâhum rükkan süccedâ. İlahir. Şu ayetin başı sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz, en seçkin olduklarına sebep olan secaya-i âriye, yüksek seciyeleri ve mezaya-i âriye, yüksek meziyetleri haber vermekte manayı sarihiyle, açık manasıyla tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları, onların vasıflarına haber veriyor. Nerede haber veriyor? Yani bu aslında Tevrat'ta da olan bir misal. Onunla haber veriyor. Sahabelerin istikbalde muttasıf oldukları, ayrı ayrı mümtaz, ayrı ayrı seçkin, has sıfatlarını ifade etmekle beraber manayı işaresiyle. Şimdi bakın, Muhammed'in Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُمْ Onunla beraber olanlar, yani sahabeler, اَشِدَّاوَ عَلَى الْكُفَّارِ Kafirlere karşı çok şiddetliler. رُحَمَاوْ بَيْنَهُمْ Aralarında ise, beyinlerinde ise çok merhametliler birbirlerine karşı. تَرَاهُمْ رُكَّعَنْ سُجَّدَ Onlar rükü ve sücudda da öndeler. Yani rükû ve sucud ettikleri görünür. Sahabenin istikbaldeki muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatları ifade etmekle beraber manayı işaresiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makama geçecek. Şimdi bu da dört halifeyi haber veriyor. En önemli özellikleri yere bakın. Hulefai Raşidine. Yani dört halifeye hilafet tertibiyle, hilafet sırasıyla işaret edip her birisinin en meşhur medare imtiyazları, her birisinin imtiyaz özellikleri, kaynakları, seçkin kaynak şeyleri, özellikleri olan sıfat-ı hassayı, yani has sıfatlarını, özel sıfatlarını dahi haber veriyor ki şöyle ki وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Yani onunla beraber olan, Peygamber Efendimiz'le beraber olan. Kim o? Devamlı yanından ayrılmayan kimmiş bakalım? Mahiyeti mahsusa ve sohbeti hassa, mahiyeti mahsusa ve sohbeti hassa, has sohbeti de ve en evvel vefat ederek yine mahiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan, seçkin olan Hazreti Sıddık'ı gösterdiği gibi. Hazreti Sıddık Ekber, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı gösterdiği gibi eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı çok şiddetler. Kim? Kimmiş bakalım? İle istikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi şiddet gösterecek olan Hazreti Ömer. Gösterir. Ve ruhamâ beynehum. Yani hilafeti zamanında biliyorsunuz o Mısır'dan gelenler hilafet ordusuyla onların hepsini halledebilirdi. Fakat kendisi Kur'an okurken şehit olmayı tercih eden ile istikbalin en mühim bir fitnesinin vuku hazırlanırken
kemali merhamet, mükemmel bir merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefs ederek Kur'an okurken mazlumen şehit olmasını tercih eden Hazreti Osman'ı haber verdiği gibi terahum rükkan succeden yaptahuna fadlen minallahi ve redvana. Saltanat ve hilafete kemal-i liyakat, mükemmel bir şekilde layık ve kahramanlıkla girdiği halde ve kemal-i züht, mükemmel bir şekilde züht, dünya malına hiç ehemmiyet vermiyor ve ibadet, ibadette de en önde. Yani günde 1000 rekat Zeyn-i Arabidin gibi zatlarla, yani torunu Zeyn-i Arabidin gibi Efendimiz Hazreti Ali'de, yani günde 1000 rekat namaz kıldığı söyleniyor. Ve fakr ve iktisadi ihtiyar eden ve rükû ve sucudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan, herkesçe rükû ve secdesinin çok olduğu doğru olan Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içinde harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu talep ettiği şey fazl-ı ilahi olduğunu haber veriyor. Fadlen minallahi ve redvana. Allah'ın rızasını ve fazlını arıyormuş. Altıncısı, ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاءِ fıkrasıyla iki cihette ihbar-ı gaybidir. Yani bilinmeyeni haber veriyor. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ümmi bir zat, yani ümmi demek biliyorsunuz annesinden doğduğu gibi, ümmi bir zata nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Demin saydığımız vasıflar. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنِهُمْ gibi haber veriyor. Sahabenin özelliklerini haber veriyor. Bunları Efendimizin okumadan nereden bilsin? Evet, Tevrat'ta 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettir ki o vasıfları kutsiler, yani mukaddes tabiriyle ifade etmiştir. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlarla tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat oldu, o kadar bozulduğu halde şu sure-i fetih'in meselun fit-tevra, Tevrat'taki misalleri hükmünü müteaddit ayetiyle tasdik ediyor. Birçok ayetiyle tasdik ediyor. İkinci cihet, ihbar-ı gaybi şudur ki meselun fit-tevra fıkrasıyla ihbar ediyor ki sahabeler ve tabiinler ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak ve cephelerinde kesreti sucuttan hasıl olan bir hatemi velayet, bir velayet mührü nevinde alınlarında sikkeler görünecek, alınlarında mühürler görünecek. Evet, istikbal bunu buzukla açıkça ve katiyetle parlak bir surette ispat etmiştir. Evet, o kadar acip fitneler ve dağdağı siyaset içinde gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi 1000 rekat namaz kılan ve Tavus-u Yemeni gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim ve pek çok zatlar meseluhum fit-tevra sırrını göstermişlerdir. Şunu da okuyalım, yedinciyi de okuyalım, bitirelim inşallah. Yedincisi ve meseluhum fil-incil kezer'in ehraca
Şal'ahu fe'azerahu fe'steğrada fe'steva ala suqihi yucu zura ali gayra bihimül küffar. Fıkrası iki cihette ihbarı gaybidir. Birincisi, aynı Tevrat'ta olduğu gibi Nebi-i Ümmi'ye nispeten gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkında ihbarıdır. Yani Peygamber Efendimiz İncil'i okuması lazım ki oradaki haberden haber versin eğer peygamber değilse. Ama kendisi biliyorsunuz ümmiydi. Evet, İncil'de ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhissalatü vesselamın vasfında me'ahu kadibun min hadidin ve ümmetuhu kezalik. Neymiş? Onun demirden bir asası yani kılıcı olacak ve onunla savaşacak, ümmeti de onun gibi olacak gibi ayetler var. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gibi kılıçsız değil, belki sahibü seyf yani kılıç sahibi bir peygamber gelecek, cihada memur olacak ve onun sahabeleri dahi kılıçlı ve cihada memur olacaklardır. O kadibi hadid sahibi reis-i alem olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der, ben gidiyorum ta alemin reisi aleyhissalatü vesselam gelsin. Yani alemin reisi geliyor. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çenden, mebdede az ve zayıf görünecekler fakat çekirdekler gibi neşv-i nema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın gazlarını onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nev-i beşeri kendilerine musahhar edip reisleri olan peygamberin aleyhissalatü vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i fetih'in ayetinin mealini ifade ediyor. Şimdi bakın o ayette şöyle ifade ediyor. Aynen. Kezer in yani toprağın altına bir şey ekiyorsunuz. Hani ziraat diyoruz ya. Kezer. Zerre etmek. Toprağın altına gömüyor. Ve ahraca o çıkıyor. Yani o ahraca çıkıyor. Şahhu fe azerahu festaleza. Sonra büyüyor ve kalınlaşıyor. İncil'deki misali anlatıyor. Festeve ana suqiki yucibu zura. O yucibu zura ziraatçilerin de hoşuna gidiyor. Ali gıza bihimül küffar. Kafirlerin ise öfkelerinden onları çatlatacak hale geliyor. Şimdi aynen böyle olmuş. Hudeybiye barışında 4000 kişi veya 5000 kişi, 6000 kişiyken Müslümanlar aynı o filiz veren çekirdek gibi bundan sonra kalınlaşmış. Veda hutbesi zamanında 632'de 4 sene sonra ondan sonra 130 bin sahabenin dinlediği rivayet olmuş. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Tamam.